yapar halk bank. Anil Sentez hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 16 Kasım ve günlerden Cuma. Ve tabii çok yoğun bir gündem. Her gün aynı şeyi söylüyorum biliyorum ama gündem de kesilmiyor. Özellikle açıklamalar dün akşam Kaşıkçı ile ilgili Suudi savcının açıklamaları. Birazdan konuşacağız Mustafa Kartoğlu ile. Ve gece NBC'nin bir iddiası Gülen'in iadesiyle ilgili araştırılması istendi statüsünün. Sonra yalanlandı ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz mantığıyla yaklaşmakta fayda mı var acaba? Yüzeyir Doğan'la konuşacağız birazdan yanımızda olacak. Bunun ekonomiye yansımaları da var çünkü dolar 5.30'a kadar geriledi bu haberden sonra toparlandı. Bunu söyleyelim ve tabii bu arada şu noktayı da unutmayalım. Bir başka açıklama Jeffrey'den geldi Amerika'dan. PKK ile ilgili PYD PKK'nın uzantısıdır dedi. Arka arkaya bu haberler geliyor. 3 tane teröristin başına da ödül konmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Bu hamleler neden geliyor? Biraz şüpheli yaklaşmakta gerekiyor herhalde. Birazdan soracağım Mustafa Kartoğlu'na ama rakamlara bakalım hemen başlayalım. Borsa İstanbul 93.296 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dolar tarafına baktığımızda dün NBC'nin iddiası sonrası dolar 5.30'a kadar geriledi. 5.35 şu an ancak 5'lere gelme ihtimali yükseldi. Belki de 5'in altına gelebilir. Zeyir Bey'e soracağız. Euro 6.07, sterlin 6.84 seviyesinde ve hemen altına bakalım. Altın tabii dolarla bağlantılı. 209 şu an TL. 1215 ons dolarda onsu. 0.14'lük bir artışı var. Petrol tarafına döndüğümüzde biliyorsunuz 70 doların altına geriledi. 67 dolar 33 sent şu an. Son olarak faize bakacağız. %19.96. Şimdi bugün bu haberlere istinaden tahvil faizleri tepki verecektir muhakkak. Takip ediyor olacağız. Her zaman olduğu gibi kredi ve mevduat faizlerini takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle kredi faizlerini. Birleşikleri hala %30-%35 aralığında. Dolayısıyla %2-%3 aralığında aylık faizler var. Bu da hem otomotivi hem konut sektörünü kötü etkiliyor. Dolayısıyla bu uyarıyı da yapmış olalım diyelim. Başlıklarla devam edelim. Az önce bahsettiğim konular tabii başlıklarda. Başlıklar sığmıyor artık. 4-5 tane başlık koymak lazım herhalde. Amerikan NBC televizyondan Gülen iddiası nedir? Statüsünün araştırılması istendi iade için. Green Card'ı var vesaire ama orası da şüpheli bir durum. Ancak bu yalanlandı. Fakat genelde Amerika'nın taktiğidir yalanlar. Sonrasında ortaya bir şeyler çıkar. Suudi savcıdan açıklama geldi. 5 kişiye idam cezası istendi ama olayın içinde 21 kişi vardı. Sonra 18, 15 ve en sonunda 11. Diğerleri niye serbest bırakıldı? Bu arada Çavuşoğlu'nun açıklaması da geldi. Tatmin edici bulmadıklarını ifade etti açıklamayı. Bunun yanında serbest bırakılanlar neden serbest bırakıldı meselesi var. Ve Prens Bin Salman'ın tabii danışmanının da yurt dışı çıkış yasağı konması, birebir danışmanının. Acaba Prens Salman'a doğru giden yolda Suudi Arabistan'ın savcılık açıklaması prensi kurtaran bir açıklamadır mı acaba sorusunda aslında akıllara getirdi. Ancak bilinen o ki öldürüldü, parçalandı. Bu arada Abdülkadir Selvi'nin de yazısı var, belki ona da değineceğiz. Sanayi üretim verisi gelecek, bakalım merakla bekliyoruz. Bazı veriler iyi, bazı veriler kötü gelmeye devam ediyor. Özetlerimize bakalım. Az önce bahsettiğim gibi Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey dün bir açıklama yaptı. Bir PKK itirafıydı. Amerika'nın Suriye'de işbirliği yaptığı PYD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu ancak Amerika'nın bunu terör örgütü olarak tanımadığını ifade etti. Şimdi Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili önemli açıklamalar var dedik. 5 kişinin idamı istendi. Türkiye tarafı uluslararası soruşturma istiyor. Ancak Suudi Arabistan tarafı uluslararası soruşturma istemiyor, hatta tehdit ediyor bu noktada. Bir tehdidi de var. Arap dünyası bölünür diyor. Amerikan Hazine Bakanlığı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine rol olduğunu düşündüğü kişiler ya da gerekçeyle 17 Suudiye'ye yaptırım kararı aldı. Bunlardan bir tanesi danışmanı, bir tanesi istihbarat başkan yardımcısı ki konsoloslukta olanlardan bir tanesi bu isim. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki yangın devam ediyor. Ciddi bir alan yandı. Ancak burada bir nükleer serpinti korkusu da oluştu. Orada acaba böyle bir hikaye var mı? Çünkü yıllar önce nükleer testlerin yapıldığı bir merkezde havaya radyoaktif maddelerin saçılabildiğini ya da saçılmış olabileceği korkusu var şu an Kaliforniya'da.
Ve kara kış kapıya dayandı. Birden kış geldi. Özellikle İstanbul'a diyelim ki Anadolu'da olmak üzere birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor. Çok sayıda ilçe ve köy yolu ulaşıma kapandı. Gece Konya'da başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu sık sık ulaşıma kapandı. Bu arada işsizlik rakamları açıklandı. 11.1 istihdam oranı 0.3 puan arttı. %48.3'e yükseldi ama gençler arasındaki işsizlik %20'nin üzerinde. Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Buna göre ankete göre 5.99 olan yıl sonu döviz kuru beklentisi bu anket döneminde 5.64'e geriledi ama bu Merkez Bankası'nın anketi değil. Merkez Bankası tarafından piyasa uzmanlarına sorularak oluşturulmuş bir anket. Bunun da altını ısrarla çizelim. Tekrardan günaydın Üzeyir, hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Mustafa Kartoğlu, günaydın. Günaydın Üzeyir, hoş geldiniz. Mustafa Kartoğlu'nun biraz sesini açabilir miyiz? Bu arada Rütfü'ye rica edeceğim. Şimdi efendim, şöyle ki arka arkaya haberler hiç birbirinden bağımsız değil mi acaba? Öyle mi okumak lazım? Şimdi NBC'nin iddiası, Fethullah Gülen'in statüsüyle ilgili... FBI'den evet. Ve iç güvenlikten bilgi istendiğine dair, bunun ciddiyetini bir öğrenen Beyaz Saray yetkililerinin öfkelendiğine dair NBC'nin 3 tane yazarının bir makalesi dün akşam tabii ki son dakika olarak ekranlara geldi. Ama bu noktada şöyle bir NBC'nin iddiası da var. Kaşıkçı hadisesi dolayısıyla Türkiye'yi yumuşatma çabaları mı? Böyle bir soru işareti. Metinde bunu da gördük. Dolayısıyla bunları birbirinden ayrı mı okumak lazım, aynı mı okumak lazım? Önce istersen Gülen'le başlayalım. FETÖ liderinin, FETÖ'cünün iadesi konusu. Piyasa buna 5.30'lara kadar tepki verdi. Birazdan Üzeyir'e soracağım ama fikirlerini de merak ediyoruz. Ankara nasıl karşıladı bunu? Şimdi Amerika'nın böyle bir niyeti olabilir. Anladığım kadarıyla gazeteciler de bu işi kurcalarken bu niyetle bu işler yapılıyor olabilir mi diye kurcaladılar. Herhalde bazı veriler vardı daha önceden. Yani FETÖ'nün iadesi konusunda bir takım hareketlilikler vardı. Bunu takip ediyorlardı. Şimdi bu olayda olunca bunun üzerine bu hareketliliğin yoğunlaşıp yoğunlaşmadığına bakmışlar ve kanaatleri bu hareketle bunu birleştirmek şeklinde olmuş. Yani bunun birlikte olduğunu düşünmüşler. Yani Türkiye'nin işte biraz ikna edilmesi ya da Türkiye'nin tırnak içinde gazının öfkesinin alınması. Şimdi ben çok bir bağlantı görmüyorum. Böyle bir niyet olabilir. Fakat iade konusuyla Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin tutumu arasında çok doğrudan bir bağlantı görmüyorum. Neden? Çünkü iade meselesi bu işlerden çok daha önce başlayan bir süreç. Amerika Birleşik Devletleri'nde iç soruşturma birimi FBI'ın FETÖ ve FETÖ'cü örgütler üzerindeki soruşturması çok çok daha önce başlayan bir süreç. Yani 2012 yani erişebildiğim kaynaklara göre 2012 belki bir iki adım daha geriye, bir iki yıl daha geriye gidebilir. Ama 2012 görünüyor. Dolayısıyla eski bir soruşturma. Nereden başladı? Okullardan başladı. Arkasından hatırlayın daha 2008'de yanlış hatırlamıyorsam FETÖ'nün bu green card'ı bitmişti süresi. 99'da gitmişti galiba. Green card'ın süresi bitmişti ve hemen ardından uzatma vatandaşlık için, uzatma ve vatandaşlık ikisi birlikteydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir başvurusu vardı. Bir dava açılmıştı. Davada o zaman FBI karşıydı bu davaya. Ve şimdi aslında Trump'a karşı soruşturma yürüten
kişi de Mueller de zannediyorum FBI başkanıydı ve ona karşı dava açmıştı FETÖ'cüler. Niye kendini ya da devleti savunuyorsun, müsaade et alalım kartı, sen rahat ol ben de rahat olayım diye. Fakat orada bayağı güçlükle bir yeşil kart alabilmişlerdi, sürdürebilmişlerdi bunu. Dolayısıyla o zamanlardan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde en azından bir kanat devlette bu adamdan huylanıyor, yapılanmasından huylanıyor ve çok da öyle bir prim vermiyor. Şimdi FBI soruşturmasından nereye gelindiğine dair geçtiğimiz günlerde bir iki kaynakla birkaç konuşma yapmıştım. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri ile iade konusunu görüşen ekipten, Türkiye'deki ekipten dediler ki FBI artık bu konuda mızrağın çuvala sığmadığını düşünüyor. Ve ifadeleri de şuydu, ben geçen hafta, ya bu hafta aslında salı günkü yazıda onu yazmıştım. Mızrak çuvala sığmıyor ama asıl kullandıkları daha net bir ifade. FETÖ'nün karanlık yüzünü gördük. Yani günaydın diyesiniz geliyor, evet haklısınız ama günaydın ya da değil fark etmiyor. Biraz geç uyanmış olabilirler yahut ya artık ne yapalım mecburen uyandık durumuna da gelmiş olabilir ve bence ikincisi. Çünkü banka dolandırıcılığı da dahil, hazineden hazineyi dolandırmak da dahil, Amerikan finans sistemini kötüye kullanmak dahil, kaçak işçi çalıştırmak dahil, öğretmenleri çeşitli dolambaçlı yollardan getirmek, ülkeye sokmak dahil, onlardan himmet almak dahil, Amerikan finans sisteminin kritik noktalarını, ana ayaklarını zedeleyen hareketler bunlar. Vergi kaçırma. Bunlar biliyorsun Amerika'da katliam yaparsanız bir şekilde kurtulma imkanınız var ama vergi kaçırırsanız ayvayı yersiniz. Şimdi burada da böyle bir şekilde gidiyor. Tabii Türkiye'nin istediği bunun terör örgütü olma asebiyle soruşturulması ama Amerikalıların yürüttüğü de kendi bir iç soruşturması var. Ve bu soruşturmada FBI artık daha fazla korunmasına izin vermeyecek gibi görünüyor idi. Kim koruyor peki? Uluslararası alanda kim kullanıyorsa o koruyor tabii. CIA'yı koruyor. CIA başkanı da geldi gitti buraya biliyorsunuz. Defalarca. Nereye kadar koruyacağız bunu sorusunda cevabı muğlak. Dolayısıyla biraz da herhalde FBI oradan bastırıp buraya geldi. Bir not daha ileteyim. Onu da o yazının içerisinde vardı. Burada bir kez daha hatırlatmış olayım. Birkaç ay önce, bir iki ay olmadı herhalde, bu FETÖ'nün elebaşının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlikte bir silahlı, kimliği belirsiz silahlı saldırgan ihtimali üzerine bir heyecan olmuştu hatırlarsınız. Yerel medya filan yazdı. Kapıdaki silahlı korumalardan biri şüphelendiği bir siyah giyimli kişiyi görünce havaya ateş açmış. Silah sesi üzerine yerel medya oraya toplandı falan filan. Sonra FBI bir kuşatma yaptı. Bir kişiyi aradı. Sonra kimse bulunamadı ve herkes çekildi. Şimdi enteresan bir soru sordu bana bir kaynağım. Dedi ki FBI orada birini mi aradı? Yoksa bir bahaneyle çiftlikte bir inceleme mi yaptı? Yani bu aslında FBI'nin oraya girmesi için bir fırsat mıydı? Bana da enteresan geldi. Şimdi bunun üzerine de bu gelince ben oraya bir mim koydum açıkçası. İkinci mim koyduğum yerde şu. FETÖ'nün uluslararası alanda Türkiye'den kaçak çoğu, çünkü onlar biraz bizim gündemimize düşüyor, Türkçe yazıyorlar filan. Sanki böyle FETÖ iyi ama etrafı kötü. Bu darbe girişimine biz karşıyız, çok demokratız. Bu FETÖ'nün etrafındaki kötülere karşı bir hareket başlatıp biz bir yeni FETÖ kuralım hareketi var. Çok ciddi bir biçimde. Şimdi örgüt bölünüyor, bak onlar da FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüler dedirtmek için de olabilir bu ama bu durum öyle değil. Bu bana biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK terör örgütü ama PYD ile de çalışmak zorundayız ya şuna da bir razı olsanız dediği durum var ya, adını değiştirip hadi olmadı PYD'de de SDG'ye razı olsanız dediği durumla bu aynı. Yani FETÖ'den bir PYD, olmadı bir adım sonra bir SDG çıkarma peşinde böyle bir senaryo var. Bu senaryo ne anlama geliyor? FETÖ'nün kirli yüzünü, FETÖ'nün eskimiş, kullanılmış, pörsümüş yüzünü atalım,
yerine bizim istihbarat olarak kullanacağımız daha sivil toplum örgütü, daha demokrat, daha gazeteci bir yapıyla uluslararası alandaki işlerimizi devam ettirelim. Böyle bir tezgah okuyorum ben şimdilik. Daha henüz veriler taze. Bu tezgahla Amerika'daki bu haberi birleştirdiğim zaman da FETÖ'nün oradan kaldırılması çok makul görünüyor Amerikan mantığıyla baktığımız zaman gözümüze. Ha, buraya mı gönderilir yoksa Güney Afrika'ya yahut Kanada'ya yahut başka bir yere mi gönderilir? O ya gazetede bir yorum var, dikkat ederseniz. Başka bir ülke Türkiye'ye direnemeyeceği için başka bir yere göndermek yerine kimse almaz bunu. Türkiye'ye gönderilmesi daha makul görünüyor. Şimdi evet, belki daha makul görünüyor. Fakat ben gene bir şeyden daha endişeliyim. Bu tür iade durumlarının zamanlaması eğer muhatabınızdaysa, ne zaman iade etmeye ya da birini kovun, atın bunu buradan dediğinizde, bunun zamanlamasını muhatabınıza bıraktığınızda, bu zamanlama sizin için de çok iyi olmayabilir. Muhatabınız için enteresan bir zamanlama olabilir. Onu da akılda tutmakta yarar var. Şimdi piyasa tepkisine şöyle, bu haber çıktı. İşte NBC'nin iddiası. Dolar 5.30'a bir geldi. İşte sonra yalanladı vesaire. Bugün nasıl piyasa tepki verir? Borsalarda herhalde, hani senin de tabirin var ya, ateş olmayan yerden duman çıkmaz yalan almasına rağmen. Bunu satın alır gibi yorum var ya. Ben o görüşteyim. Çünkü bu haberin çıkmış olması bu konuda bazı çalışmalar olabileceğine dair de bir beklentiyi doğuracaktır piyasada. Bu üst düzeyde bir gerginlik yaratacak Amerika ile Türkiye arasında. Türkiye'den ya da Amerika'dan bu konuda çok agresif bir açıklama gelmediği sürece bu konu üzerinde bir çalışma olduğu algısını en azından fiyatlamalara yansıtacaktır diye düşünüyorum ben. Son dönemde çünkü Türkiye ile Amerika arasında bir yakınlaşma vardı ama Amerika'nın attığı adımlar biraz daha tali konulardı. Yani örneğin iki bakana yaptırımın kaldırılmış olması. Zaten yaptırım da sembolikti, kaldırılması da sembolikti. İşte İran konusunda Türkiye'ye bazı muafiyetler tanındı. Ama bununla birlikte aslında 7 ülkeye daha tanındı. Ve bu Türkiye o 7 ülkeye muafiyet tanınırken sınır komşusu olması ve güçlü ticaret ilişkileri nedeniyle bu muafiyetin dışında tutulması zaten hasmane bir tutum olurdu. O nedenle orada da aslında bize tanınmış ekstra bir iyimserlik yok. Münbiç'te ortak devriye başladı ama hemen arkasından Amerika PYD'ye destek amacıyla bizim sınırımızda terör gruplarıyla ortak devriye başladı. Aslında orada ne şiş yansın ne kebap yansın, iki tarafa da ayrı mesaj vereyim derdindeydi. Bunlar Türkiye'yi tatmin edecek adımlar değildi. Türkiye'nin çünkü daha önemli adım beklentileri vardı. Bunlardan bir tanesi de FETÖ ile ilgili süreç. Bunun yanında işte S-400'ler, F-35'lerin teslimatı, Türkiye'nin işte uluslararası toplumdan kredi bulmasını engellemeye yönelik bir yasa tasarısı vardı. Onunla ilgili gelişmeler, terör koridoru ile ilgili gelişmeler, S-400'lerin süreci, yani birçok konuda, daha önemli konularda beklentileri vardı. Bu beklentilere yönelik atılabilecek en önemli adımlardan bir tanesi de FETÖ ile ilgili süreçti. Bununla ilgili bir çalışma başlatılmış olması belki bu izlenimi oluşturdu. Hatırlanacak olursa Cumhurbaşkanı daha önce Rahip Brunson'ın serbest bırakılması konusunda da ver papazı al papazı söylemi de vardı. Bu ciddi bir talepti Amerika tarafından. Belki bu talebin karşılık bulmasına yönelik çalışmalar, belki kamuoyunu hazırlamaya yönelik bilgi sızmaları olarak piyasa okuyacaktır diye tahmin ediyorum. Bu nedenle de dediğim gibi ateş olmayan yerden duman çıkmaz yaklaşımıyla bir süre bunun pozitif fiyatlamasını görürüz diye tahmin ediyorum. Ne zamana kadar? Bu sürecin ciddi bir gerginlikle sonlanacak açıklama gelene kadar. Ben açıkçası bir süre dediğim gibi bu çerçevede piyasanın pozitif tarafı görmeyi tercih edeceğini düşünüyorum. Şimdi 5.30'a kadar geriledi, sonra yalanlandı. Bir 5.35 temkinli tepki devam ediyor gibi. Yani temkinli, öyle çok hızlı bir tepki vermedi. Evet. 5.30'un altı gelir mi acaba bu süreç imser bazda Türkiye lehine gelişmeler gelebilir olursa? Aslında dolar TL'de teknik baskı biraz daha aşağı yönlü işaret ediyordu aslında. 5.45'in üzerinde çok fazla kalamadık. Hala düşüş trendimiz 5.60'lar civarında, buraları geçemiyoruz. Yani burayı geçmediğimiz sürece bir kere yön aşağıydı ve burada imser haberlerin hızlı fiyatlandığını da gördük. Yani bir önceki hafta biraz TL'nin negatif ayrıştığı bir dönem oldu. Ama onun haricinde genel olarak biraz daha iyimserliği fiyatlayan faiz, iyimserliği fiyatlayan kur görüyoruz. Her ne kadar borsa bunlara eşlik etmese de. Bu tarz haber akışlarının ben bir süre TL tarafında da pozitif etki yaratabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki Kasım ve Aralık ayı
bizim enflasyon açısından da daha iyi rakamlar görebileceğimiz aylar. Yani Kasım ayında eksi bir enflasyon piyasa açısından çok sürpriz olmayacak. Çünkü bu tarafta hem ÖTV, KDV indirimleri hem enflasyona mücadele programının etkileri hem kurun önceki aya göre ciddi manada gevşemiş olması bu tarafta enflasyonda bir düşüş getirebilir. Sıfırın altında bir rakam görebiliriz. Geçtiğimiz yıl aynı ayda 1,50 civarındaki bir enflasyon rakamı vardı. Seriden onun çıkıp sıfıra yakın ya da sıfırın altında bir rakamın girmesiyle de yıllık enflasyonda bir miktar düşüş görebiliriz. Bu da TL'yi destekleyen bir etken. Aralık da buna destek verebilecek bir süreç gibi gözüküyor enflasyon tarafında. Ben 5.30'un altının görülebileceğini düşünüyorum. 5-10'lar civarı da kısa vadeli hedef olur diye düşünüyorum bu dönemde. Ama sonrası için biraz daha zor bir dönem bizi bekleyecek. Özellikle Ocak-Şubat ayı biraz daha zor dönem olacak. Burada hem enflasyonla mücadele programı indirimlerinin yıl sonuna kadar olması bunun etkisi. ÖTV, KDV indirimlerinin yine yıl sonuna kadar olacak olması ve Ocak ayı başında ücretlerde çok ciddi artışlar yaratılacak olması. Yani burada hem emekliye, hem işçiye, hem çalışana, özel sektöre, asgari ücretliye herkese ciddi bir zam beklentisi var. Doğal olarak hem gelecek yıla yönelik enflasyon beklentisi hem bu yılın ikinci yarısındaki enflasyondaki ciddi sapmanın maaşlara yansıyacak olması. Bu maaş artışları üretici tarafında da uzun süredir yapamadığı zamları hayata geçirmesine imkan tanıyacak bir atmosfer oluşturabilir ve üretici bu dönemi fiyat artışı olarak kullanabilir. Çünkü üretici enflasyonuna baktığımızda %45-46 civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Tüketici tarafı %25'lerde. Arada 20 puanlık bir makas var. Bu talebin dar olmasından dolayı fiyatları yansıtılamayan kısımdı. Bu dönemi öyle üretici de bu miktarda kullanabilir. Yani o nedenle Kasım Aralık biraz daha rahat. TL açısından aşağı yönlü hareket potansiyeli var. 5.30'un altında bir iyimser haberle çok rahat görebiliriz. 5-10'lar, 5'ler bu dönemde gündeme gelebilir. Ama Ocak-Şubat dönemi biraz daha riskli bir dönem bana kalırsa TL açısından da. Zaten dünya açısından da. Aynen. Yani hani dünyayı da işin içine katarsak. Evet, Amerika'daki faiz artışı, Brexit süreci, İtalya süreci yani çok karışık bir döneme giriyoruz o dönemde. Çünkü Mart'ın 29'unda Brexit, 31'de bize yerel seçimler, Amerika'da Ocak'ta falan Fed'in, Şubat'ta Fed hikayesi. Yeni faiz artışı. Falan. Yani maşallah 2019 böyle kese dolu yani. Şimdi Suriye Özel Temsilcisi Jeffy'nin açıklamasını da biraz nereden okumak lazım? Yani şöyle Mustafa Bey, 3 tane teröristin başına ödül konması kaç sene sonra. Arkasından dün NBC'deki bu haber. Arkasından Jeffy'nin açıklaması, Suriye'deki işbirliği yaptığı YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu söylemesi. Gerçi arkasından terör örgütü olarak tanımıyoruz demesine rağmen bu itiraf yapması. Şimdi bunlar Amerika'nın hamleleri açısından biraz nasıl diyeyim, nasıl okumamız lazım? Hafif şüpheli mi yaklaşmak lazım? Ne dersiniz? Bana son derece net geliyor. Sana enteresan gelebilir şimdi bu söylediğim ama bana son derece net geliyor. Şimdi ben Amerikalılar genelde yalan söylemiyorlar. Yani dış politikada pek çok ülke öyle. Genelde yalan söylemiyor. Sadece eksik söylüyor. Ve kendilerine göre bir tanım yapıyorlar. Şimdi siz o tanımı kendinize göre anladığınız zaman da bir karşılıklı anlaşmazlık çıkıyor. Şimdi mesele şu. Evet, PKK terör örgütü onlar için, tamam. PYD onun yan kolu. Diyor ki, biz bunu yan kolu olduğunu biliyoruz ama terör örgütü ilan etmedik. Etmeyince bu bir terör örgütü olmuyor doğal olarak. İlan edilmemiş şey olmaz. Hani atıyorum mesela mahkeme kararı yok mesela. Ya da ne bileyim bir devlet kararımız yok bununla ilgili diyor. Şimdi devlet kararınız yoksa o zaman terör örgütü olarak ona muamele etmiyorsunuz. Arkasından da şunu söylüyor. Bizim diyor bir Türkiye'ye ihtiyacımız vardı bölgesel bir güç olarak. Türkiye'siz böyle bir şey yapamayız. Evet, ama bir de sahada savaşacak bir güce ihtiyacımız vardı. Biz de bunu taktiksel olarak kullandık. Kullanıyoruz. Mümkün olduğunca onlara hafif silahlar veriyoruz. Uçak savarlar yahut yerden havaya füzeler vermiyoruz ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri yani hava kuvvetlerinin uçaklarına karşı kullanılacak herhangi bir şey vermiyoruz demek bu. Çünkü oraya hava harekatı yapıyor Türkiye ve Türkiye'yi havadan Türkiye'nin hava güçlerini tehdit edecek bir silah mühimmat vermiyoruz diyor. Ha eline geçiyordur, geçmiyordur. Onun vermiyoruz dediği PYD ama SDG değil. Biz bunu SDG'ye veriyoruz. SDG dediğin kim? PYD şimdi. Dedim ya.
Yalan söylemiyor da, doğruları da, bazı doğruları da gizliyor. Şimdi diyeceksiniz bunu tamamı yalan sayılır, o ayrı bir bahis. Ben onların mantığıyla konuşunca, dinleyince böyle anlıyorum. Ama mesele şu, Türkiye'nin aslında evet baskıyı sürdürmesi çok önemli ve çok işe yarıyor. Ama bir taraftan da evet bunu da, bunun da bir yan örgüt olduğunu, uzantı olduğunu biliyorsunuz ve itiraf ediyorsunuz. Bunu terör listesine almamak ciddi bir devlete yakışmaz. Müttefikliğe de yakışmaz. Bunu terör örgütü olarak kabul edin. SDG dediğiniz yapının %70-75'i PYD'den oluşuyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Amerikalılar da söylüyor. Yani raporlarında var bu resmi. Dolayısıyla bu %70'i bir de yönetim bazında bakarsanız %100'ü. Tamamını onlar yönetiyor. Bunları buradan temizlemedikçe bana SDG'den bahsetmeyin. Şimdi bu baskıyı sürdürmesi gerekiyor Türkiye'nin ve giderek Amerikalılar dikkat ederseniz geri adım atmaya çalışıyorlar. İstedikleri şey şu, bize yerelde savaşacak, burayı koruyacak, aslında burayı Amerika lehine koruyacak, IŞİD'den değil. Suudi Arabistan, Suriye'de yeni bir yapılanma olduğunda bizim kontrol ettiğimiz bölgeler Suriye'nin yönetiminde %25 mi? %25'lik bölgeyi kontrol ediyor şu anda bu yapı Amerika, Amerika'nın desteklediği yapı. %40-45'lik bir güç elde etmeyecekseniz onu korumaz. Amerika'ya bağımlı bir Suriye'nin en büyük parçası olacak olarak kalacak ve benim çıkarlarımı koruyacaksınız. Benim çıkarlarımı kendi çıkarlarınızla örtüştüreceksiniz ve ben burada kalıcı bir güç, yerel güç olarak sizi tanıyacağım diyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani kendi siyasi emellerini müstevlilerin emelleriyle birleştirmiş olacaklar. Atatürk'ün deyimiyle onun 10. yılın nutkunda. Şimdi böyle bir yapı istiyor. Bu yapıyı PKK ile çok sürdüremeyeceğini o da biliyor. Çünkü PKK son tahlilde insanları işte özerk, bağımsız, Büyük Kürdistan vesaire vesaire diye bir de böyle Marksist, Leninist, bir yeri yer yer Maoist söylemlerle, ideolojilerle şey yapıyor, ne derler ona, yönlendiriyor. Şimdi bunu Amerika ile bir yere kadar götürürsünüz. Şimdi o da diyor ki, taraftarlar, bu da taktiksel. Amerika emperyalist, biz bunlarla çok uzun gitmeyeceğiz, merak etmeyin. Bir yerde yani, şimdi Amerika ile bakalım kim kimi halledecek, o ayrı bir bahis. Amerika da aynısını söylüyor. Bizim biraz da işin bu tarafını görmemiz lazım. Evet. O yüzden Amerikalılarınki çelişkili değil. Ama Türkiye'ye, ya işte PYD'yi de çok şimdilik vazgeçemiyorum, hadi biraz daha bekleyin, beklerken de bunlarla idare edin dediği şeyler bunlar. Üç teröristin başına ödül koymak, işte bilmem ne filan. Ama mesele şu, Amerika'daki haber, bu dediğin PKK ile PYD ile ilişki, PKK'ya karşı hareketler filan, bunların tamamı bir şey ifade ediyor. Yani burada bu terörle ilişki vesaire, bu çatışma dönemimizi biraz durduruyoruz. Tekrar bu eski ilişkileri birazcık tamir etmemiz lazım. Ben biraz o tamirat dönemine döndüğünü düşünüyorum. Ama esasta bir kırılganlık var. Oraya değmedikçe bu tamiratlar da çok kalıcı olmayacak. Ve Kaşıkçı meselesine de gelelim tabii. Şimdi orası enteresan. Yani enteresan da aslında enteresan derken her şey enteresan. Yani düşünebiliyor musunuz? 21. yüzyılda bir konsolosluk, büyükelçilikte bir gazeteci ya da bir gazeteciyi geçin, bir kişi, bir insan öldürülüyor boğularak, ki iğne diyorlar ama Abdülkadir Selvi yazısında iğne değil, boğularak diye bir şey iddiası var. Arkasından parçalanıyor. 15 parçaya bölünüyor. Film gibi. Değil ama gerçek. Ama Suudi Arabistan tarafından da prensi koruyan savcılık ifadeleri şeklinde okunduğu da söyleniyor. Prensin bir numaralı danışmanı Kahtan'ın ki yurt dışı yasağı konulmuş durumda. Danışman prensten habersiz nasıl böyle bir şey yapabilir ki, Suudi Arabistan'ın yönetim şeklini düşünecek olursak yorumları yapılıyor. Savcının açıklamalarıyla beraber Dışişleri Bakanı'nın açıklaması da var Suudi Arabistan. Bir de Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarını hep beraber okursak ne aşamada bu Cemal Kaşıkçı meselesi aslında, Mustafa Kartal? Valla şimdi 8-10-15 soru çıkaranlar var da ben 7 soru çıkardım. Yani cevabı kendi içinde çelişkili zaten. Açıklamalar 29'unda, 29 Eylül'de bu karar alındı. Öldürme kararı, cinayet kararı 29'unda alındı diyor. 29'unda bu kararı aldıysan sonra nasıl ikna etmeye geldin, ben onu anlamadım. Sonra gelen ekip hadi ikna etmeye gelmişse niye adli tıpçıyla beraber geliyor?
Niye yanında öldürücü iğne, kimyasal getiriyor? Niye adam kesme biçme doğrama aletleri getiriyor? Niye önceden yerel bir işbirlikçi buluyor cesedi ortadan kaldırmak için? Ya o yüzden bir hikaye yazdılar da bunlar hani ara biliyorsunuz Suudi Arabistan'da bir iki kez olmuştu. Uçak kaçırma hadiselerinde onların bir rehine kurtarma operasyonları vardır. Çok meşhurdur. Herkes ölür. Yani sonuçta saldırganlar da öldürülür ama. Onlar için çözüm budur yani. Saldırganları öldürmek. O arada rehineler de gitmiş, problem değil. Şimdi yani bıraksalar belki saldırganlar rehineleri öldürmeyecekler yani. Şimdi bu bir Suud çözümü. Ve bu izah ederken de hani Merdi Kıpti sirkatini söylermiş şecaat arz ederken. Bunlar da kendileri soruşturma yaptık derken kendi suçlarını itiraf ettiler. Ben oraya çok fazla bakmıyorum. Orası işin hikaye kısmı. Kimleri gizleyemeyeceklerini söylediler. Burada anlaştık. Yani biz bunlara uğraştık artık bunları gizleyemedik. Şimdi biz öbür tarafına kimleri gizlediklerine bakarız. Burada işi çözecek olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Net. Her şey orada. Şimdi burada bir yerel işbirlikçiniz var. Efendim robot resmini vereceğiz Türkiye'ye. Ya böyle bir iş yapıyorsunuz. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorsunuz. O robot resmi çıkan yerli işbirlikçi, cesedi yok edecek olan adam. Yani bu kadar tanımadığınız birisi ne bu kadar güveniyorsunuz? Yani yarın gidip sizi Türk polisine satmayacak bu adam. Ya da onu da öldürdünüz ve ortadan kaldırdınız. Bunu bilmiyoruz. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerine bir açıklama yaptı. Ve 17 Suud yetkili hakkında ambargo kararı koydu. Bunun işte mal varlıkları donduruldu. Uluslararası sistemde herhangi bir döviz bürosuna gitseler bu adamlar döviz satın alamazlar. Bozduramazlar. Dövizle alışveriş yapamazlar. Kredi kartı kullanamazlar. Bıdı. Yani yurt dışına çıkış yasağı koydu dedin ya danışmanına, prensin baş danışmanına, işte zaten yurt dışına pek çıkacak hali yok adamın. Onun danışmanına da yurt dışı yasağı var. Ve bu ikisi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri iki prensin birlikte hareket ettiği dönemin içerisindeki bütün uluslararası medya manipülasyonlarında imzası olan isimler. Bu işlerin başında bunlar var. Bu manipülasyon kimin danışmanlığında yürüyor? Daha önce burada bahsetmiştik. Amerikalı lobici, Dubai'nin danışmanı George Nadir ve onun işbirlikçisi, sosyal medyadaki işbirlikçisi kim? O da Wikistrat diye bir kuruluş ve onun yan kuruluşu vardı. Şimdi hakkında soruşturma olduğu için kendi iflasını verdi, hakkında soruşturma sürüyor. Şimdi bunlar Yahudi şirketi. Yani İsrail şirketi düzeltelim. Şimdi böyle bir tezgahın içerisinde olan bir adam öldürme emri verecek ve bundan başka kimsenin haberi olmayacak. Kimse inanmamış. Ben bugün gazeteleri gördüm, birinci sayfaları. Herkes soruşturmadan prens kurtarma operasyonu diyor, bizim gazetede dahil. Şimdi böyle baktığınız zaman Avrupa'da da böyle gözüküyor. Amerikan Hazine Bakanı diyor ki, bunlar diyor bu vahşice cinayeti işleyen kişilerdir. Kim bunlar? İşte bu danışman, onun danışmanı, bir iki kişi daha, bir de Türkiye'ye gelen 15 kişi. Her şey son derece net mi? Net. Peki Dışişleri Bakanı Pompeo ne diyor? Kongre ve diğer ülkelerle bir kongre ile istişare halinde, yani işin siyasi sonuçlarına kongrenin karar vermesi gerekiyor. Onlarla istişare halinde ama diğer ülkelerle birlikte çalışacağız. Diğer ülkeler dediği aslında pekler yok ortada. Türkiye ile birlikte çalışacak. Ve Suudi Arabistan ne diyor? Ben diyor petrol üretimini biraz kısarsam küresel ekonomiye etkim olur. Ha diyor. Yapabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Bilmiyorum piyasa bunu nasıl alıyor, bu tehdidi. Bir de konuğumuz ona değinirse sevinirim. Ama ben ciddiye alınacak bir şey olarak görmediğimi söyleyeyim. Evet, aslında Suudi Arabistan şu ana kadar hani Amerika'nın sözünden çok fazla da çıkmayan tarafta. Petrol konusunda da Trump'ın petrol fiyatlarının düşmesi konusunda isteği, talebi olduğunu biliyoruz. Ve Suudi Arabistan'da bu süreç başladığında belki bu kaçırıcı cinayetin de etkisiyle
gerekirse petrol arzını arttırabiliriz, işte üretim miktarını arttırabiliriz vesaire şeklinde açıklamalar yaptı. Zaten bu süreç bir miktarda petrol fiyatlarına düşüşü de getirdi. Burada aslında şöyle bir ikilem de söz konusu. Yani uluslararası toplum gerçekten bu Cemal Khashoggi olayının üzerine biraz da örtbas ettiği gibi görüyoruz. Suudi Arabistan Trump'a yakınlaşması belki bu çerçevede geldi. Ama Türkiye'nin elindeki güçlü deliller, buradaki davanın arkasında çok stratejik bir şekilde duruşu Amerika'yı da Suudi Arabistan'ı da bu konunun üstünü örtbas etmesini de engelledi. O çerçevede bazen yeri geldikçe Suudi Arabistan'a yönelik yaptırımlar olabilir mi endişesi denk gelince de Suudi Arabistan'da bu tarz çıkışlar olabiliyor. Ama ben bunun Amerika'ya rağmen olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü Suudi Arabistan'ın bölgedeki gücü ve kuvveti Amerika'nın gücü ve kuvveti. Ayakta kalabilmesi çok mümkün değil. O nedenle ben de bu tarz söylemlerini çok gerçekçi bulmuyorum. Amerika ne isterse orada o olur kanaatindeyim. Azalt derse azaltırlar, arttır derse arttırırlar. Şu anda da Trump'ın petrol fiyatlarının düşmesi işine geliyor. Global büyümeyi destekleyebilecek ana unsurlardan biri petrol fiyatlarının düşmesi. Bir tarafta ticaret savaşlar var, bunların olumsuz etkileri olacak. Bir taraftan da burayı dengeleyecek bir şeye ihtiyaç var. O şey de enerji maliyetlerinin düşmesi ve Trump'ın buradaki söyleminin aksine çıkabileceğini ben zannetmiyorum. Biraz daha o petrol fiyatlarını düşürücü söylemlerin ön planda kalmaya devam edeceği kanaatindeyim ben de. Ben bu Khashoggi ile ilgili bir soru da ben sorayım o zaman Mustafa Kartoğlu. Şimdi bu muhalif gazeteci 15-18 kişilik bir imha timinin ondan yaklaşık bir gün önce ya da işte neyse 15 dakika önce konsolosluğa girip bu şekilde vahşice cinayet işlemek yerine eğer gerçek niyetleri bu muhalif gazeteciyi ortadan kaldırmaksa çok kolay bir şekilde konsoloslukta kalp krizi geçirdi imajı verecek bir iğneyle kalp krizi geçirtilerek bu adamın ortadan kaldırılması sağlanabilirdi Suudi Arabistan tarafından. Benim merak ettiğim Suudlar ya da artık Prens kimse veren emri İstanbul Konsolosluğu'nda ya da Büyükelçiliğinde böyle bir muhalif gazetecinin böyle bir imha ya da katleden bir timi gönderip parçalanıp cesedin nerede olduğunu bilinmeyecek bir hale getirilmesinin altında nasıl bir neden yatabilir? Benim de merak ettiğim soru örneğin bu. Şimdi çok akıllıca düşünmeyi gerekli bulmuyorum açıkçası. Çünkü işin içerisinde bir akıldan çok bir öfke ve bir vahşi düşünce var. Dolayısıyla hani gideriz alırız yaparız problem yok havası var. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Ha ufacık bir akıl aramaya kalktığımızda bu neden Türkiye'de yapıldı? Ceset yok edildikten sonra Türkiye güvensiz ülke hatırlayın. Bu Suudi Arabistan ve Dubai merkezli yani Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Amerika'daki lobilerin etkili olduğu medya organlarında küçük küçük yayınlandı. Ben devletin yerinde olsam bunlarda nerede ne yayınlandı ve altında kimin imzası vardı diye hepsini toplarım. Oradan o ağ çıkar çünkü. Kim kiminle nasıl ilişkide diye. Ve aslında hiçbir şey de gizli değildir. Yani bunu çıkartırsanız bulursunuz. Türkiye'de bunu kim söyledi? Dün de söylemiştim maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye ülkesindeki bir yabancı gazeteciyi bile kollayamıyor. Yabancıların can ve mal güvenliği yok. Ne demek bu? Yani bu ben hakikaten bunu izah edemiyorum. Çok iyi tanırım kendisini. Birçok alanda, birçok konuda da takdir ettiğim tarafları da vardır. Ayrı bir bahis. Ama bu ya beni bile kızdırdı, beni bile sinirlendirdi. Artık gerisini sen hesap et. Şimdi buna sebebiyet veren bir tezgah var. Bu Türkiye'ye bu işi yıkmaya çalışan bir... Şimdi hangi tezgah bu? Peki bunlar buna güvendiler mi? Yani Türkiye'nin Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın algısı iyi değil Avrupa'da. Evet, biz bunu burada yaparsak onlar da harekete geçerler filan diye tesadüfe mi bıraktılar bu işi? Hayır. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir ifadeye dikkatinizi çekiyorum. Uluslararası işbirlikçileri varsa bunlar da araştırılmalı. Çünkü cinayetle paralel olarak bu işi Türkiye'ye bulaştırma, elbette Türkiye bu cinayeti işlemedi.
Ama adamı siz kaybettiğinize getirecek, ya çıktı gitti bilmiyoruz ne olduğunu diyen, diye başlayan bir tezgah bu. Bu tezgahın içerisinde maalesef Kemal Bey de var. Yani kendi aklıyla varsa işte orada durumumuz daha vahim. Ama bir tezgahın içindeyse durumumuz daha az vahim değil. Böyle baktığınız zaman biraz bu iş böyle yürüyecek zannettiler. Ama demin söyledim, Suudların hava korsanlarının elinden rehineleri kurtarma operasyonu nasıl yaptığını biliyoruz. Kendi ülkelerinde. Herkes ölür. O yüzden işlerini böyle yapıyorlar. Evet. Şimdi öyle çok da fazla akıl aramamak lazım arkasında, dediğim hariç. Evet. Şimdi son 10 dakikam var. Bu İngiltere'deki Brexit krizi meselesinde birkaç değinmekte fayda var. Çünkü dün bizim benim farklı görüş programında Kaşıkçı'ydı, meselesiydi vesaire. Bütün uluslararası hikayelerde İngiltere'ye dönüyor biraz iş. Evet. Yani o ayağı da unutmamak lazım. Çünkü İngiltere Kaşıkçı'ya tepki veren iki ülkeden bir tanesi. Yani imanada diyorum. Bir Almanlar silah satışını kesti. İngiltere tepki verdi. Geri kalan Batı susuyor, uyuyor. Bir şey söylemiyor. Oradaki Brexit süreci de önemli tabii. Evet, aslında eskiden hep bizim bildiğimiz siyasi retorikte Orta Doğu'da İngiltere'nin haberi olmadan kuş uçmaz söylemiydi. Ama son yıllarda enteresandı. İngiltere sanki Orta Doğu'da çok fazla söz söylemiyor gibi, ama burada değişen bir politika daha var. Eskiden İngiltere'den habersiz kuş uçmazdı, ama o haber Amerika'da da olurdu ve beraber karar alırlardı, beraber uygulamaya geçerlerdi ağırlıklı olarak. Son dönemde İngiltere'nin Orta Doğu'daki politikalarında Amerika ile de ciddi ayrıştığını gördük. Örneğin Türkiye'nin bu zeytin dalı harekatı, Fırat Kalkanı operasyonu sürecinde de İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik destek veren mahiyetteki açıklamalar vardı. Amerika'ya rağmen bunu görmüştük. Yine aynı şekilde Kaşıkçı cinayetinde Amerika biraz daha konunun örtbas edilmesi yanlısı gibi gözüküyor, ama İngiltere'nin bu tarafta söylemlerini görüyoruz. Bu tarafta bir politika ayrışması da var. Sanki taraflarda da bir değişme söz konusu gibi Amerika ile İngiltere açısından. Bu açıdan İngiltere'deki gelişmeler bizim açımızdan da önemli. Yani Orta Doğu'daki taşların yerine oturması, Türkiye'nin bu bölgedeki politikalarında oradan destek bulması, İngiltere'nin ekonomik ve siyasi açıdan kuvvetli olmasını da gerektiriyor. Ama baktığımız zaman Brexit, yani sonuçta bir ayrılık var. Her ayrılık da üzücüdür diyelim. Yani Avrupa Birliği açısından da, İngiltere açısından da. Bu anlaşmalı mı olacak, anlaşmasız mı olacak tartışması varken, işte tamam bir anlaşmalı ayrılığa gidelim dendi. Tam bu konuda pozitif haberler gelirken, bu sefer üzerine varılan anlaşmanın İngiltere'nin kendi içerisinde aldık. Hatta nasıl olsa bir yıl zaman var mahiyetinde, sterlinin diğer para birimleri karşısında değerlendiğini gördük. Ama o zaman da söylemiştik, yani bu değerlendirmeyi getirecek bir süreç değil bu Brexit süreci. Hem sterlinin hem euronun değer kaybetmesini getirecek bir süreç. Onu görüyoruz nitekim 1.43'lerden Nisan ayında, şu anda 1.28'lerde sterlin dolar paritesi. Ve ben bunun daha da devam edeceği kanaatindeyim. Ola ki ayrılık konusunda, anlaşmalı ayrılık konusunda bazı iyi haberler geldi. Buna sterlin pozitif tepki verdi. O pozitif tepkilerinde yeni satış fırsatı oluşturacağı kanaatindeyim. Ben biraz daha bu tarafta açıkçası hem İngiltere hem Avrupa için bu sürecin sancılı geçeceği ve ekonomileri üzerinde reel anlamda da para birimleri açısından da, finansal piyasalar açısından da bir miktar negatiflik getireceği kanaatindeyim. Bir sorum daha olacak, sonra Mustafa Kartal'a döneceğim. Sanayi üretimi ne bekliyorsun? Onu sorayım, saat 10'da gelecek. Yani açıklama var, açıklanacak daha doğrusu. Açıkçası Temmuz'da ve Ağustos'ta bizim beklentilerimizden iyi geldi. Yani bizim beklentilerimiz biraz daha kötüydü her iki ay içinde. Temmuz'da sıfıra yakın bekliyorduk. 3.3 civarında bir büyüme geldi. Ağustos'ta negatif bekliyorduk.
Yine sıfıra yakın bir rakam şimdi geldi. Şimdi yine sıfırın belki biraz altı negatif rakam bekliyoruz. İnşallah bu sefer de biz yanılırız. Pozitif tarafta bir veri gelir ama bir miktar ekonominin artık yavaşlama eğiliminde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yani burada bir veri elbette tek aylık bir veri önemli değil. Zaten Temmuz-Ağustos o yavaşlamayı işaret eden nitelikteydi. Eylül'de de o devam ediyor olacak ve devamında muhtemelen bu yılın son çeyreği işte Ekim-Kasım-Aralık ve gelecek yılın başı da bu sanayi üretimi tarafında bir miktar zayıflama, eksi rakamlar görüyor olacağız. Evet. Ama bunu da çok olumsuz değerlendirmemek lazım. Bu da piyasanın bir dengelenme süreci gerektirdiğini gösteriyor zaten. O dengelenme sürecinin bir parçası olarak görmek lazım TL açısından da. Şimdi bu Kaşıkçı meselesinde söyleyeceğiniz söz var mı? Başka bir konuya geçeyim mi? Mustafa Kartoğlu, ekiniz var mı? Aslında çok konuşulacak şey var Kaşıkçı vallahi konusunda ama. Söyleyeyim, bir cümle söyleyeyim. Evet. Bir cümle söyleyeyim, tabii daha çok konuşulacak. Ben tabii dedim ya, İslam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyacağı dosya birçok şeyi belirleyecek esasen. Bir de Suudların hakikaten bu yaptıkları açıklama şimdi geldi Türkiye'ye. Resmi olarak da bir ulaşacak. İlk açıklamalardan şeyler tepkiler verildi ama resmi olarak gelecek onlar. Diyecek işte robot resmi budur. İyi de kardeşim bununla konuşan adama siz böyle mi? Bu kadar mı güvendiniz yani, yoldan geçen bir adamı mı aradınız siz? Burada hatırlayın, Yalova'da işte Belgrad ormanlarında keşif yapıldığına dair bilgiler vardı. Bunları kim yaptı, hangi araçla yapıldı belli. Şimdi dolayısıyla birileri bir yer gösterecek. Ya valla öyle gitmişler de parka çay içmeye gitmişler falan derseniz işte o zaman bunların tamamı dün işte bakın da söyledi, biz elimizdeki yeni verileri de uluslararası kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani İstihbarat servisleriyle paylaşıyoruz. Adli olarak da zaten paylaşılacak ayrıca. Şimdi böyle baktığınız zaman insanlar bir yere kadar koruyabilirler sizi. Çok da güvenmeyin mesajı veriyor. O bakımdan biraz daha sürecek bu iş. Ve bizim başsavcılığın yapacağı açıklama ya da ortaya koyacağı iddianame bu konuda esas teşkil edecek. Ve ben Türkiye'nin önünde de bu çok önemli bir fırsat. Çünkü hani yargısı tartışılıyor, işte adliyesi tartışılıyor, savcılığı, iddianamesi. Biz de bazılarını tartışıyoruz. Evet, kim neyin kasten tartışıldığı, neyin haklı olduğu ya da haklı gerekçeleri içinde barındırdığını ayırt edebiliyoruz. Ama en azından bu algıyı kırmak, onu da gerçeğe dönüştürmek için de, onun yerine gerçeği koymak için de bu soruşturma son derece önemli. Şimdi son bir dakika ama bir haber gördüm. Çok belki alakasız diyeceksiniz ama. Pazarda ne kadar çabuk geçti süre. Vallahi çok hızlı geçti. Pazarda soğan 5, patates 4 liradan satılırken yeni zam riskine karşı önlemler alınıyor. Patates soğanda fiyat artışının süreceği belirtiliyor diye bir haber gördüm şu an. Ya biz ne çektik şu patatesten ya, Allah Allah. Vallahi geçen sene aynısı oldu. Bakın ya, ben size bir şey söyleyeyim mi? Daha önce pirinçte, sonra ayçiçek yağında, yani bu 2000'lerin başındaydı galiba değil mi? Yani şimdi şeyler, hadi takipçiler hatırlar, oldu aynısı. Sonra bir daha olmadı. Şimdi biz patatesi gördük, iki kez başımıza geldi. Soğan, bu sene bir cins soğanda içten bir çürüme varmış. Ki evet, hakikaten vardı. Bunu pazarda şurada burada rastlıyoruz o soğanı. Var var. Evet. Maalesef. Bunu öğrendim ben. Bu doğru. Bu biraz fiyatı arttırabilir filan ama ya böyle bir şey görüyorsanız birazcık kontrol edersiniz. Hani eski arabalar vardı, frende bir sıkıntı var dersiniz, el freninde olur eliniz sürekli. Şimdi onu da birden çekemezsiniz ama kademeli olarak onu kullanarak hızınızı yavaşlatırsınız. Evet, yani bir sürü şeye tedbir vardır her zaman. Küf hastalığı nedeniyle depolarda bekleyen soğanın yani o da zarar görmesi ve evet, türe ayrılması. Yine aynı şey oldu. 2 liradan 6 liraya çıkmasını engellersiniz. 2 liradan 2,5, 3, 3,5 falan o 4 oralara çıkar, orada durur. Ben soğanın 50-80 kuruştan, 50 kuruştan, 1 liradan satıldığını biliyorsunuz değil mi? Tabii canım. Toplandıktan şimdi, sonra çiftçi tarafından. Biliyorum. Şubat ayında 4-5 liraya artar falan diyorlar. Yeni hasata kadar. Enteresan, burada bir cümle ekleyeyim belki. Yani diyorlar. Evet. Diyenler de bunu bekliyorlar zaten, öyle ben anlıyorum. Evet, bekliyorlar yani. Evet. Aslında biz normalde bir sene domates işte ya da biber, salatalık neyse fiyatının yükseldiğini, sonraki yıl onların yol kenarlarına döküldüğünü biliriz. Geçen sene soğan, patates fiyatları
çok yüksekti. Aslında bu sene üretimin artması ve belki de zayi ürünlerin artmasını beklerdik ama üst üste iki sene aynı ürünün fiyatının artıyor olması da enteresan. Küf hastalığından dolayı evet, soğan. Domateslerde de benzer durum var deniyordu. Bu sene seralarda domates küfü vesaireden bahsediliyordu. Evet, evet. Şimdi süremiz bitmiş ama Karadeniz'de böyle bakayım, böyle... Bir şey söyleyeceğim. Çok buyurun. 30 saniye söyleyeyim mi? 30 ne olur saniye. 30 saniye. Evet. Dün markete gittim, için üstündeyiz hala. Dün markete gittim, 2.45 olmuş salatalık. Kış günü 2.45 salatalık, biz yazın 6.5 liraya yedik. Son söz diyorsunuz, bu kadar. Anlayalım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya birinin bunu zabıtayla takip edilmez. Ticaret Bakanlığı, Ruslar Hanım işin başında o var. Ama alttaki ekiplerin çok sıkı çalışması lazım. Evet. Yani üretimde Tarım Bakanlığı, fiyatlandırmada Ticaret Bakanlığı. Bu ikisine bakacağız. Maalesef süremiz dolmuş. Poşet işine yine giremedim. Poşet fiyatları acaba fiyat arttırır mı? Hani poşetlerin 0.25 olması marketlerdeki fiyatları arttırır mı sorusu var. Yine giremedim. Pazartesi inşallah gireceğim bu konuya. Yok, gündem yoğun. Pazartesi umuyorum konuşabiliriz yine gündemden. Bize fırsat kalırsa diyelim. Teşekkür ediyoruz Mustafa Kartoğlu. Ağzınıza sağlık. Zeyd Doğan aynı şekilde. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum her ikinize. Ve ben saat 10'da karşınızdayım.